Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri arasında telefon danışığının baş tutması ümidvericidir. İyunda iki liderin üz-üzə görüşmə məbələdə qəbul etdiyi qərar da regionda eləcə də ölkələr arasındakı problemlərin aradan qaldırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Lakin Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında zaman-zaman yaranan böhran o qədər dərindir ki, bunun aradan qaldırılması üçün mərhələli prosesə ehtiyac var. Efendim keşke Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler bir telefon görüşmesiyle çözülebilecek kadar basit olsa, komplike olmasa. Tabii ki bu telefon görüşmesinin etkilerini müspet ya da menfi anlamda sonuçlarını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Yani önümüzde şöyle bir süreç var. En azından Haziran ayında iki liderin yani Biden ve Sayın Erdoğan'ın NATO zirvesinde Brüksel'de görüşeceğini biliyoruz. Ancak bunun dışında gelişecek olaylar ki bugün Ermenistan sözde soykırımı tasarısıyla ilgili bu Joe Biden'ın vereceği demeç de merakla bekleniyor. Ancak iki ülkenin bu ilişkileri ne bir telefon görüşmesiyle ne de tek bir olayla bağlantılı değil. Masada çok fazla problem var, masada çok fazla komplikasyon var. Bunların tek tek ele alınıp birbirinden bağımsız şekilde düşünülerek çözüm odaklı yaklaşılması lazım. Ekspertlere göre Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasındaki içirileceği görüş zamanı, müzakere edileceği esas mevzular her bir sahede mektaslık ve terör teşkilatlarıyla mübarisedir. Şimdi iki taraftan da farklı üç konu söyleyebiliriz aslında. Türkiye tarafından baktığımızda konulardan biri mutlaka S-400 konusunda ABD'nin atmış olduğu bu sert adımların dozajının düşürülmesi ve konunun tekrar teknik anlamda işbirliğinin ele alınması olacaktır. Bir diğer konu terörist başı Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye o iadesi konusunda hangi adımların atılabileceği olacaktır. Ve bir de PYD-YPG'ye ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı silah yardımlarının devamının veya yapmış olduğu silahların geri alınım süreci olacaktır. Bunlar size Türkiye tarafından sayabileceğim noktalar. ABD tarafından baktığımızda S-400 yine sabit kalacaktır büyük ihtimalle. Ancak e, diğer taraftan bakınca ABD'den konuyu ele almaya çalıştığımızda Halkbank davasına dair belki bir gelişmeler olabilir, ele alınabilir. Bunun dışında şu anda bizim ABD ile aramızın böyle iyi gitmesini sağlayan bizim Rusya ile olan ilişkilerimiz ve e, AB ile olan ilişkilerimiz ve Suriye ile yani Suriye'de yaptıklarımız daha çok ön plana çıktığı için Suriye yine iki ülke arasında birbirinden maddesi oluşturacaktır. Şunun kesinlikle yine altını çizmek lazım. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkma konusu, çıkma bahsi yine Türkiye ile ABD ilişkileri arasındaki ilk üç günden maddesi arasındaki ya da en azından ilk beş günden maddesi arasındaki yerini de koruyacaktır. Gedidə köten gün Rəcəp Tayyib Ərdoğanla Amerikalı həmkarı Joe Biden arasında telefon danışığı olub. Liderlər ölkələr arasındakı əməkdaşlığı, regional məsələləri müzakirə ediblər. Bundan başqa, iyun ayında keçirilməsi planlaşdırılan NATO zirvəsində görüşmək barədə qərara gəliblər.